Tabii bebek sayısı arttıkça karşımıza çıkan bebeğe ait ya da anneye ait riskler bir hayli artmaktadır. Genelde 300 gebelik ve üzerindeki gebeliklerin 300 gebelik dahil taşınmasına izin vermiyoruz. Çünkü ikiz gebelikteki erken doğum riski %30'larda iken 300 gebeliklerdeki erken doğum riski ve gebelik kayıpları %60'lara kadar çıkmaktadır. Bu anlamda eskiden tek embriyo transferi olmadığı için çoğul gebelik, 300-400 gebelikler görmekteydik ama bugün tek embriyo transferinden dolayı çok sıklıkla görmüyoruz. Karşımıza daha çok ikiz gebelikler çıkıyor. İkiz gebeliklerde bebeklere ait en önemli karşımıza çıkan problem ikizden ikize transfüzyon sendromu dediğimiz bir bebeğin daha fazla gelişmesi, bir bebeğin daha az gelişmesi. Yani plasentada ortak plasentaların olması ve aralarında bir anastomoz kan geçişi oluşması her ikisinde gelişimini olumsuz etkilemektedir. Fazla kan alan bebek daha fazla olumsuz etkilenmektedir. Zayıf kalan bebekte ileride daha ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Fazla kan alan bebek kalp yetmezliği problemiyle erken dönemde karşı karşıya kalmaktadır. Çoğul gebeliklerin anne açısından taşınmasıyla ilgili bir takım riskler vardır. Yani tabii ki erken doğum riski, mekanik baskıdan dolayı rahim ağzının incelmesi, kısalması, gebelik takibi süresince hekimleri tarafından mutlak her ay takip edilmelidir. Rahim ağzının kısaldığı durumlarda rahim ağzının sörkülaj dediğimiz bir takım dikiş yöntemleriyle kapatılması, daraltılması, gebeliğin bir miktar daha uzun vadeye atılması, çocukların erken doğmaması açısından önemlidir. Çoğul gebeliklerde anneye ait bir takım medikal problemler de artmaktadır. Kilo alımıyla beraber annenin emboli riski, annenin hipertansiyon riski ve diyabet riski de artmaktadır. Mümkün olduğu kadar sıkı dahili kontrollerinin de takibinin de yapılması gerekir. Tekiz gebeliklerde ortaya çıkan hipertansiyon çoğul gebeliklerde 24. haftadan 20. haftalara kadar çekilmekte ve daha erken gözükmektedir. Bu çok basit bir örnektir. Bu anlamda medikal takipleri de önemlidir.